Sayın Baro Başkan Vekilim, Belediye Başkan Vekilim, Sayın İlgenen Meclis Üyem, Elver Kadın Dayanışma Derneği Başkanı, Türk Kadınlar Birliği Başkan ve Temsilcileri, Kadın Savunma Ağı Temsilcileri, Halk Evleri ve İklim Dayanışma Derneği Temsilcileri, değerli basın mensupları, çok kıymetli katılımcılar. Meslektaşımız Avukat Müzeyyen Borlu'nun öldürülmesi kadın cinayetidir. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakarca çalışan kadın avukatlar olarak bu kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşımızı yitirmenin çok büyük üzüntüsü içindeyiz. Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması, ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu kadın olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu cinayet bize kral çıplaktır demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir. Hiç şüphesiz ki kadın cinayetleri politiktir. Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda yaratılan algı kadına karşı şiddetin artmasına yol açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın şiddetini arttıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti arttıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolüyle sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde kadına bakış açısını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemli ifade ediyoruz. Meslektaşımız Avukat Müzeyyen Boylu'nun öldürülmesini sunuyor, ailesine, başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Çanakkale Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi fedakarca sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Saygılarımı sunarım.